Yok ya sen gece. Gelelim. Nasıl mutfağınız? İyi mi? Temiz mi? Nasıl? İyi, fena değil. Öğrencileri için. Tamam. Başka mı? Kir ortalaması fena değil. İyi. Nasıl bir derken biraz şey oldu ama. Başka ne yapıyorsun? Makarna? Makarna zaten fix. Ama makarnayı böyle renklendirebiliyoruz. Hani böyle soslu makarna. Normal olarak. Yoğurtlu makarna. Efendim, ne yemekleri kim yapıyor şu anda? Gençken siz yapıyordunuz, onu öğrendik ama. Şu anda mı? Ya mecburen işim yapıyor. Ben fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum ama çok az evde kalıyorum. En iyi yap. Öncesi bu. Siz giyin bakayım ne olacak. Ben oradan başlayayım. Hemen. Bakalım nasıl olur. Elini sağlık şimdi. Kendinizi yapmayın. Biraz daha pişirdik ya. Yok daha iyi böyle. Siz ne buyurun? Sizsiniz. Evet arkadaşlar. Size yetmez arkadaşlar. Öğrenci günü özleyen varsa. Evet. Şerife ile tanışıyor musunuz? Adayımız. Evet. Sizi bilerek oraya düştüm. Nasıl bir şey bilir miyiz? Yani düşmezdim. Takım nereye gidiyor? Koltuk adresi yok. Siyasetçi için düşen koltuk yapmışlar. İyi olur. Ne kadar kilo ödüyorsunuz? Nereye ilginiz ama sana şey var mı? 1800 lira. Üçe paylaşıyorsunuz. Evet, üçe paylaşıyoruz. Kentsel dönüşümatı İstanbul'da böyle düşünüyorum. İçinde bir sedisi var, böyle çıkar. Bunlar da korsan filmleri. Ne oldu ki koyduğun ya? Yani nasıl bu hatayı yaptınız yani? Şimdi yanlışlıkla girmiştir. Öğrenci yerinde şey olur mu yoksa? Yani o kadar da dedik yani. Yani iş işten geçtikten her şey olup bittikten sonra siyasette bu tür günah çıkarmalardan ben çok etkileniyorum. Çok anlamlı gelmiyor bana. Şimdi Sayın Arınç diyor ki benim de sorumlu olduğum TRT'de bile bana ambargo uygulanıyor. Ben şunu biliyorum ama Sayın Arınç kendisi bizzat ben televizyona çıkmayayım diye genel yayın yönetmenlerini aramış, tehdit etmiş biridir. Kendisi yapmıştır bunu. Bırakın TRT'yi. Özel kanalları bizzat kendisi aramış ve Demirtaş çıkmayacak televizyonları diye kendisi tehdit savunmuş. İnkar etsin, önümüzdeki zamanlarda inşallah yüzleştiririz onları. Şimdi böyle biri çıkmış, kendisine ambargo uygulayan medyadan şikayetçi bir dil kullanıyor. Bana hiç inandırıcı, samimi gelmiyor. İş işten geçtikten, bittikten sonra neyin günahını çıkarıyorsunuz? Şu anda kendisi özür dileme mevkisinde, makamındadır. Efendim, birilerini eleştirme, suçlama makamında değil. Partisi iktidardadır, hükümettedir, geçici de olsa. Ve yaptıkları yanlışlardan, hatalardan dolayı halk kendilerinden ancak samimi bir özür duyarsa ve bunu pratiğe dönüştürürlerse, pratiğe dökerlerse bir anlamı olur. Onun ötesinde zaman zaman böyle vicdan temizleme, vicdan rahatlatma makamında söylenen şeylerin kıymeti harbiyesi yok bence. Hepiniz oradaydınız be. Oradaydılar evet. Yani. Hep oradaydılar. Sayın Kılıçdaroğlu dün MHP ile koalisyon yapmak isteriz diye bir değerlendirmesi olmuştu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Her partinin kendi tercihi tabii ki. 2 Kasım'da nasıl bir meclis aritmetiği şekillenir bilemiyoruz. Koalisyon görüşmeleri başladığında hangi parti hangisiyle ilkeler düzeyinde uzlaşırsa ortaya bir hükümet seçeneği çıkacaktır. Fakat biz bu dönemde tabii ki demokrasi, barış ve adalet 3 temel ilke etrafında koalisyon görüşmeleri içerisinde bulunacağız. Hem AKP ile hem CHP ile kendi ilkelerimizi konuşacağız. Hangi parti ilkelerimize yakın davranır? Buna biz de bakacağız ama Cumhuriyet Halk Partisi kiminle koalisyon görüşmesi yapmak ya da koalisyon yapmak istiyorsa kendi vereceği karardır. Sonuçta ortaya bir hükümet çıksın istiyoruz. Biz muhalefette de olsak, koalisyonda da olsak ilkelerimizden taviz vermeden siyasi bir mücadele sürdürüyoruz zaten. Bunu devam ettireceğiz. Peki siz böyle bir koalisyona girmeyi düşünür müsünüz ya da dışarıdan destek vermeyi düşünürsünüz? Hayır. Bizim MHP'li bir koalisyonda olma ihtimalimiz yoktur. Dışarıdan destek verme gibi? Yoktur. Hayır. Yoktur.